Erbabını, işin erbabını bulsun, getirsin, ona kestirsin. İşin erbabı geldi de bunu kesti, işte o ücreti alır mı almaz mı? Tabii ki alır kardeşim. Yani işin erbabını getirdiniz de bir kasaba, benim hayvan yağızımı keser misin kardeşim, benim kurbanımı keser misin dediğin insana elinin emeğini, ücretini vermekte herhangi bir mahsur, bir sıkıntı yoktur. Hatta da verilmesi de lazım. Ki adam canı gönülden memnunun bir şekilde oradan ayrılsın, güzel bir şekilde kurbanını Allah rızası için kessin. Kurbanınızı kestirdiğiniz insanların sadece kasap ehliyetlerine dikkat etmeyin. Sadece kasaplı, çok iyi kasap, İstanbul'un en iyi kasabı falan bu değil. Burada itikat da önemlidir. Kurbanı kesen insanın inancı, itikadı, ne olduğu, nasıl bir Müslüman olduğu, sağlam bir mümin, muvahhid olup olmadığına da dikkat ederek böyle kasapları tercih ediniz. Ve muhakkak geçenler söylediğim gibi Bismillahi Allahu Ekber kelimesiyle beraber, ismiyle beraber ben bu kurbanı Allah emrettiği için kesiyorum bilinci içerisinde. Hem kasap hem siz bu tekbirlerle ve besmelelerle kurbanlarınızı inşallah kesiniz. Kurbanı keserken gözlerini bağlayalım mı, boğazına şunu takalım mı, şöyle yapalım mı? Bunların hepsi kurbana karşı bir saygıdır, bir nezakettir. Bir mahsuru yok ama bir zorunlulukları da yok bunların. İlla gözünü bağlayacaksın diye bir kaide yok kardeşim. Ama bağlarsan ne olur? Bazı hayvan gözünü bağlarsan agresif olur, ortalığı yıkar geçer karşıya. Bazısı uysaldır, uysal hayvanın gözünü bağlamaya gerek yok ki. Yani bu şart değil, kurbanın farzı değil gözü bağlamak. Hocam nasıl niyet edeceğiz mevzusu da çok önemli. Hocam ben şükür kurbanı kesiyorum, ben adak kurbanı kesiyorum, ben kurban kurbanı kesiyorum, anlamanız için söyleyeyim. Kurban bayramı gününde kesilen kurbanı kesiyorum. Efendim ben akika kurbanı kesiyorum. İşte nasıl niyet etmemiz lazım? Geçen ders biraz değinmeye çalıştım. İnşallah bu konuya tam bir gün ayıracağım. Cenab-ı Hakk'ı biz karşımızda, bir monitör gibi, bir bilgisayar gibi görüyoruz. Cenab-ı Hak anlayışımız bu. Şöyle bakıyoruz. Biz kontrol alt delete basarsak şu çıkar karşıda. Bu mantıkla Allah'a bakıyoruz biz. Yani Allah-u Teala'ya şunları 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 dersem onu anlar. Bunu 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 dersem bu dua tutar. Bunu bunu şu kadar yaparsam bu duayı kabul eder. Bir tane eksik oldum etmez. Mantığıyla biz Allah'ı zannediyor ve inanıyoruz. Oysa Allah'ın bize şah damarından yakın olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Şah damarından yakın demek sizin dile getirdiğinizi ve dile getirmediklerinizi bilendir diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Yani şurandan geçeni, içinden geçeni biliyor. İzah etmek zorunda değilsin Allah'a. İzah ederken yaptığın yanlış Allah'ı bağlamaz. O burada geçeni biliyor. Yani sen o kurbanı alırken evde hanımına ya hanım biz geçen sene çocuğun kurbanını kesmedik. Ya bu kurban bayramı günlerinde kurbanımızla beraber akika kurbanını da kessek mi ya alsak mı bak paramız da var filan bir mütalaa ettin. İşte bu mütalaa niyettir. Bitti. Akika kurbanı için niyet ediyorsun yani. Gittin kurban almaya. Ya işte arkadaş bize şöyle bir tane bir koç koyun neyse. Hayırdır ya bir akika kurbanımız vardı onu keseceğiz. Al sana ikinci niyet. Perçinleşti bak. Bunlar niyettir işte. Aldın onu hayvanı geldin. Yolda gelirken Mehmet ağa gördü seni. Dedi ki ya Hasan efendi ne bu hayırdır falan. Ya işte bir sözümüz vardı, vaadimiz vardı. İşte bir akika kurbanımız vardı. Onu keselim dedik. Ha bu kurban bayramı günlerinde falan. İyi de sen falan tosuna girmemiş miydin? Ya girdik de o normal kurbanımız. Bu da akika. Onu da çıkaralım aradan dedik falan. Diye bir konuşma geçti aranda. Bu da niyettir. Niyet, niyet. Bak Allah-u Teala duyuyor bunları ya. Biliyor bunları, ne yapmaya çalıştığını, ne ettiğini, ne için mücadele ettiğini, ne için oraya gittiğini, aklından ne geçirdiğini, paranı çıkarıp verirken neydi amacın, muradın? Bunları biliyor Allah-u Teala. Bildiği için, ha şimdi ben geldik de kurbanı yatırdık. Kurbanı yatırdıktan sonra Allah'ım ben bu niyetçi, bu kurbanı şunun için kesiyorum, işte ne bileyim mesela atıyorum, şükür olarak kesiyorum diye dilimiz sürçtü, yanlış bir kelam ettik misal, kestik. Olmadı o, olmadı. Niye? Ağzından şükür çıktı. İyi de ben bunu akika için almıştım daha bunu Allah-u Teala biliyor. Biliyor bunu. Ben akika için aldım bunu. 3 gündür bununla yatıp kalkıyoruz. Hanıma söyledik, yolda Mehmet Ağa'ya söyledik, Hasan amcaya söyledik yolda. Yani niyet budur. Aslen buradan geçendir. Dille yapılan hata, dille yapılan bir ufak hata, asli kalpten geçen niyeti ortadan kaldırmaz. Dil ile yani görünen, lafızda olan niyetle kalben geçen niyeti yan yana koyduğunuz zaman Allah katında hangisi geçerlidir? Kalpten geçen niyet. Onun için et niyeti olanları göremezsiniz. Göremediğiniz anlayamadı. Kalbinden geçer çünkü. Dilde et yok niyetinde. Allah rızası için bir kurban kestik diyorsan ama
acaba gaşküle çekecek? Ne kadar düşecek bize? O buradan geçiyor, onu göremezsin. Onu göremediğiniz için itikadı sağlam insanlarla hisseye girin diye geçen ders üzerine basa basa söyledim. Onun için marketlerden gidip de kredi kartlarıyla bilmem kaç taksitle diğer ortağının kim olduğu belli olmayan kurbanlara girmeyin. Sıkıntılıdır dedim. Sıkıntılıdır kardeşim, risk var burada. Kimle ortak olacaksın? Diğer hisse sahibi kim? Allah bilir. Ya iyi bir adamsa eyvallah mı? Ya bilmiyorsan ya... O kadar iyi adam var mı İstanbul'da bilmiyorum tabii. O da ayrı mevzu. O kadar iyi adam var mı bilmiyorum. Yani onun için yani risk. Ben riski söylüyorum size. İsteyen uyar, isteyen uymaz. Akika kurbanıdır, adak kurbanıdır, şükür kurbanıdır veya ne amaçlı olursa olsun. Allah rızası için kesilen bütün kurbanların hepsi, kurban bayramı gününde bir kurbanda hisse sahibi olup girip kesebilir miyim hocam? Kesersin. Çünkü nihai onların hepsinin hedefi Allah rızasıdır. Bir kurbanda 5 kişi kurban almışlar, kesiyorlar. 2 hisse boş. Benim de bir tane şükür kurbanı kesesim var ya. Geçen bir arsa vardı, onu aldık. Rabbime hamdolsun. Çok uğraştık. O arsa için ben bir şükür kurbanı keseceğim de. Ya şu Mehmet Ağlar'ın hayvanında bir tane boş yer var. Oraya girebilir miyim? Onlar kurban kesiyorlar ama ben de şükür olarak bir hissesine satın alsam. Olur mu? Olur. Hiçbir mahsur yok. Ben çocuğum için olur mu? Olur. Ben hakika olur mu? Olur. Hepsi Allah rızası taşıyorsa olur. Çünkü mahiyet öz kurban. Hocam benim mal varlığım işte, bak gelen sorulardan bir tanesi çok soruluyor. Yani hocam diyor ben kurban kesmek istiyorum. Kendime ait malım var. Kendime ait hesap numaram var. Hesap numaramda param var. İyi de param var diyor. 25-30 milyar kadar param var diyor. Ben diyor kurban keseceğim. Babam bana diyor ki sen kurban kesemezsin. Sen daha bekarsın. Bekarlıkla kurbanın alakası yok. Asla alakası yok. Çocuk 13 yaşındaysa, 14 yaşındaysa bile mal varlığı varsa kurban kesecek. Bu kadar. Bırak 18-19-20'yi. Bana samimi söyle dedim. Sen cebinde 3.500-4.000 liralık bir telefon almaya karar versen, bu hesabından gidip o telefonu alsan, babana sorar mısın sormaz mısın? Veya soruyor musun? Yok hocam sormuyorum. Kurban keseceksin kardeşim. Bu parayı kendi tasarrufunla kullanıyorsun. Bak 4.000 lira kadarını, 5.000 lira, 10.000 lira kadarını kullanıyorsun. Yani demek istediğim şu. Biz hocadan fetva koparmanın derdinde olmayalım. Şunu unutmayın. Allah'ı kandırabilir miyiz? Hocayı kandırırsınız. Hoca her türlü kanar. Bir sürü kanacak hoca çok, kandırırsınız. Siz Allah'ı kandırabileceğinizi gözünüze kestiriyorsanız bu tür şeylere tevessül edin bu yollara.